lezzet ötesi çok güzel ve doğal. Koyucu yok, katkı yok. Bu şekilde kaşar bu şekilde oldu. Evdeki kaşarla bunun arasında dağlar kadar fark var. 10 numara çok güzel bir kaşarımız var. Şu anki sol elimdeki evde yapılan kaşar ve içerisinde nişasta ve değişik maddelerden yapılan kaşar. Bu da bir kooperatif ürünü olarak 12 kilo sütten elde ediliyor ve doğal koruyucu katkı olmayan bir kaşardır. Ve arasındaki fiyat farkı zaten 1 kilo kaşar normalde 70-75 civarında, bunu yapıyorlar işte 8-10 lira, 20 lira o civarında da nişasta türünden oluyor ama doğal olan budur yani. Fiyat olarak normalde 70-75 civarında olması gerekiyor. Yani ucuza doğal mal edilen kaşarları tüketici almamalı mı? Tabii ki ucuza mal edilen kaşar sağlık açısından iyi ve olmaz yani, iyi kötü olur. Normal olanla doğal olanı budur yani. 12 kilo sütten 1 kilo kaşar elde edilir. Ama diğer bu ev yapımı ve sağlık açısından iyi olmaz yani. İçine... Aslında orada kaşar peyniri diyemeyiz. Bir peynir veya farklı bir gıda maddesi üretiliyor aslında orada. Kaşar peyniri normalde sütten mayalanarak işte telleme kaynatılarak yapılan bir işlem. Ama diğer tarafta ise o videolarda gördüğümüz kısımda ise içerisinde bolca nişasta, işte bir miktar süt oldukça az ki normal bir kaşar peyniri için üretiminde kullanılan 10-12 litre süt kullanılması gerekirken orada çok komik bir üretim söz konusu. Burada vücudun fazladan nişasta alması özellikle şeker anlamında da keza aynı şekilde kilo fazlalanmasıyla beraber yağlanmaya sebep olabiliyor. O yüzden kesinlikle tüketmemek gerekiyor. Böyle bir şeye bulaşmamak, uğraşmamak gerekiyor. Kaşar peyniri güvenilen firmalardan, Tarım Orman Bakanlığı'ndan yetkilendirilmiş, üzerinde etiketleri bulunan, özellikle gözle bakabileceğimiz şeyler ne yazık ki bir yerde kısıtlı. Tamamen güvenilir ürünleri tercih etmesi gerekiyor. Çünkü o tür yapılan, o artık biraz daha evde biraz bir deney gibi önümüze çıkıyor. Ama ne yazık ki öyle bir ürünü tüketmek doğru değil. Kaşarın orada K'si geçmiyor aslında. Tamamen farklı bir teknikle yapılan, nişastanın bağlayıcı özelliğiyle de beraber kullanılan bir yöntem. Tamamen aslında orada kaşarla alakası olmayan bir ürün tüketiliyor aslında. Bunlar da ne yazık ki kayıtlı olmadığı için denetlenemiyor. Sonuçta kaçak bir üretim söz konusu. Bu noktada öncelikli görev aslında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın. Tarım ve Orman Bakanlığı en son 2020 yılının Eylül ayında bir taklit ve tahsis listesi açıkladı. Burada karşımıza birçok süt ve süt ürünleri ikinci sırada yer alıyordu, en çok hileli ürün grubunda. Biraz daha mantıklı, gerçek fiyatlara endekslenmesi gerekiyor. Şimdi 10-12 kilogramlık bir süt kullanılması gereken bir kaşar peynirinin gidip de 1 kilo kaşar peyniri işte 30 liralar, 40 liralar, 50 liralar gibi bir rakamlarda alınmaması gerekiyor. Çünkü bunu sadece süt şeyini konuşuyoruz, fiyatını konuşuyoruz. Bunun yanı sıra üretimle alakalı diğer giderleri de eklediğimizde aslında kaşar peynirin fiyatının daha da yukarıda olması gerekiyor. Ama günümüz koşullarında bazı insanlarımız, bazı tüketicilerimiz ne yazık ki bile bile kaşar peyniri adı altında farklı peynirleri tüketiyorlar. Aslında burada kendileri de farkında. En basitinden bir tost peyniri. Çoğu insan bunu kaşar peyniri olarak görüyor. Ama bu tamamen farklı yöntemlerle elde edilen kaşar peynirinin üretimiyle bambaşka bir üretim mekanizması. Daha çok böyle geriye dönük toplanmış veya diğer paçal peynirlerden ısıtılarak elde edilmesi yoluyla üretilen tost peyniri. İnsanlarımız aslında bunu kaşar peyniri diye tüketiyor. Yani siz kaşar peyniri üretmek için sütü mayalayarak sütten elde etmeniz gerekir. Ama burada tüketici bunları örnek veriyorum, tost peynirin üzerine kaşar peyniri yazdığınızda tüketicinin bunu anlaması gene çok zor. Yani öncelikle etiketleri iyi okumamız gerekiyor. İkisi arasındaki farkları tamamen analizler yöntemiyle gün ışığına çıkartabiliriz. O yüzden tüketici biraz daha
iyi bilinen markalara, tamamen kayıt dışı olmayan, kayıtlı, onay almış, etiket bilgileri tam, yapabilecekleri şeylerin içinde de böyle biraz daha ambalajına bakarak, işte ambalajda herhangi bir kötü bir durum var mı, göze çarpan bir olumsuz bir nokta var mı, bunlara dikkat etmek zorundalar. Kesinlikle ve kesinlikle yani yapmamamız gerekiyor. Orada oluşabilecek bir mikrobiyel anlamda da bir, farklı bir tehlike olsun veya işte kullanılan kimyasalın veya başka bir kullanılan nişastanın fazla tüketilmesi vücut içinde mutlaka olumsuzluklar yaratacaktır. Yani bir noktada da görüyoruz böyle ne yazık ki videolarda da. Hani umarız birkaç deneme videosudur. Yani insanların aslında çok da öyle bir yöntemi yaparak peynir tüketimini işte ben evde kendim kaşar peyniri yapıyorum işte bu şekilde yiyorum gibisinden çok kullanılacağını düşünmüyoruz açıkçası. Şimdi 1 litre süt kullanıyorsunuz ama 1,5 kilogram kaşar ortaya çıkıyor. Yani bu 1 litre aradaki 500 gramlık fark neylerden geliyor? İşte burada kullan. Yani nişastanın fazlası dediğim gibi yani her şeyin fazlası aslında zararlı ama burada şimdi tamamen nişastayla yaklaşık 12 kaşık bir nişasta kullanımı ciddi anlamda bir sıkıntı. Çünkü vücudumuz ciddi bir yağlanma, ciddi bir kilo almayla buna tepki verecektir. Bu noktada arkadaşımız gayet güzel bir şekilde nişasta ekleyip üzerine süt, tereyağı, ısıl işlem vererek ondan sonra yani bir uygulama yapıyor. Kendi çapında bir aslında burada peynir ama görmüş olduğunuz gibi yani eklediği kaşar peyniri de bilmiyoruz artık o da kaşar peyniri mi yoksa toz peyniri mi kullanıyor onu da bilmiyoruz ama yani buna hiçbir şekilde kaşar peynirinin K'si diyemeyiz yani bu yapılan uygulama.